Bana bak. Böyle kızla buluşmaya gideceksen üstüne bir şeyler giy. Serseri gibi gitme. Ne var hocam üstünde işte? Her zaman giydiğim şeyler. Tamam işte serseri gibi. Bana bak bir takım elbise falan giy de öyle gitsen. Vallahi hocam doğru söylüyor. Vallahi hocam doğru söylüyor. Hocam doğru söylüyor da takım elbiseyi nereden bulacağım? Pardon hocam. Vallahi mı? Ben de. Vallahi mı lan? Kim bu ayol? Ay Selma'dır belki kız. Selma abla hoş geldin. Kız mahallenin bütün kadınları toplaştınız. Ne iş çeviriyorsunuz siz bakayım? Ay aman abla ne iş çevireceğiz? Laflıyoruz öyle. Hoş geldin. Hayırlı günler. Hoş geldin Selma'cığım. Hoş bulduk. Abla terlik. Yok anam ben tövbeliyim biliyorsun. Altı tertemiz sen rahat ol. Kolor yap. Ne o kız? Gün yapıyorsunuz da bana mı haber vermiyorsunuz? Ay aşk olsun abla. Haber vermemek değil de hani sen sevmiyorsun ya günleri ondan çağırmadık. Ayol ben benim evde olunca sevmiyorum. Başkasının evinde olunca seviyorum siz çağırın beni. Aa mercimek köfte mi o? Pek severim. Selma'cığım Rıza'yı ne zaman evlendiriyorsun? Şu Ayperi'yle pek bir yakınlar. Siz sabah beri oturdunuz umacılar bunu konuşuyorsunuz değil mi? Artık siz de bu ilişkinin bir adını koyun Selma'cığım. Ne öyle sabah akşam beraberler. Kız da yerleşmiş mi adamın evine? Abla evlenince orada mı oturacaklarmış? Kız ben nereden bileyim? Allah Allah genç insanlar onlar. Konuşacak başka şey mi bulamadınız canım? Böylesi yok vallahi. Ne konuşacağız ki başka? Kız kocan dost tutmuş diyorlar. Onu konuşsanıza. Ne? Aksaray'da ev tutmuş ev. Rus muymuş kadın ne artık? Muallanın oğlu da uyuşturucudan içeri alınmış diyorlar. Satıyor muymuş neymiş artık günah boynuna. Neşe Hanım'ın kızı da 8 sene oldu yurt dışına okumaya gitti. Nasıl okusa artık? Bak 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 sevinme bak sen. Bak benim yer cücesi sevinme bak. Kap kap kuvvet macun taşıyormuş eve. Azdın mı kız? Kız o eline... eline bak eline. O ne? Seksi ya bu. Macun yemekten. Tövbe estağfurullah. Gülbe Şefike, senin de cinciden, büyücüden çıkmadığını söylüyorlar. Kime büyü yaptırıyorsan artık. Seni unuttum zannetme. Bir tane çeyrek altın aldım benden, 1 sene geçti aradan. Beyimin işleri düzelsin vereceğim, beyimin işleri düzelsin vereceğim. Bir düzelemedi beyinin işleri. Oh, Allah'ım çok şükür yarabbim. Aa, mercimek köfte mi o? Kubilay insan değilsin ha. Aynı bedeniniz benim takım olur diyor. Nereye olur? Ben senden uzunum bir kere. Halime bak. Bismillah. Aa Rıza. Çocuğum sen bu saatte ne geziyorsun burada? Ha? Ne gidiyorsun sen bakayım hele? Bu ne hal? Şeye gidiyorum ya. Sen söyle adını. Düğüne. Bizim duraktan biri evleniyormuş da. Onun düğününe gidiyorum. Çocuğum sen düğüne gideceğim diye arkadaşın kıyafetini mi giydin? Dön bakayım arkana. Kubilay. Hiç olmamış mı? Çekiştirdim o kadar şöyle şuralardan falan. Ah benim güzel evladım. Sen 2 dirhem bir çekirdek olacağım demişsin ama 2 dirhem bir yer fıstığı olmuşsun ya. Bu ne hal ayol? Palyaço gibi paçaları. Çıkar bunları da ben pay varsa açıvereyim yavrum. Yok anne benim hemen çıkmam lazım. Hadi görüşürüz. Bana bak Rıza. Ne takacaksın? Niye ne takacağım? Ah be çocuğum. Bir kere benden düğüne geleydin. Racon ne bilirdin sen ama yok gelmez inat. Al bakayım şuna. Ne yapayım ben bunu? Benimle yemek yediğin için çok teşekkür ederim Ayperim. Allah senden razı olsun. Kıza çeyrek altın mı takacağım? Kıza değil evladım damada takacağım. Damada takacağım. Tamam damada takacağım. Sen daha demin bunu sütyeninden mi çıkarttın anne? Ha, ne var? Bana bak Rıza beni iyi dinle. Sakın limonata falan içme düğünde çocuğum tamam mı? İçine vallahi ışık katarlar. Mahvolursun ölürsün Allah korusun yarabbim. Sen orada kenarda güzel güzel otur. Ama otururken de etrafına güzel güzel bir bak bakalım. Eli yüzü düzgün kız varsa araştır kimmiş neymiş. Hemen gider isteriz çocuğum. Tamam. Bana bak Rıza sakın halay başı da olma çocuğum. Herkes kendini kurtarır olan halay başına olur bak ben sana söyleyeyim. Sakın kenardan böyle yavaş yavaş efendi efendi alkışla. Tamam mı annem benim? Rıza altını ne yapacağını anladın değil mi? Altını takacağım. Aferin koş şimdi cebine. Cebin delik değil değil mi? Yok değil. Aha az kalsın unutuyordum dur bakayım dur. Vallahi Nalan'ın elinden zorla aldım. Anne. Mikro pek lezzetli yapar al annem. Dur şuraları şuraları üstüne. Hadi yavrum. Hadi benim fıtığım pektir güzel olmuyor. Yavaş yavaş git. Kolay gelsin. Buna ne olur? Bakayım. Bir gazoz iki gofret olur buna.
Nasıl? Ben bakkal dükkanım evladım burası. Ben bakkal mıyım? Bozdurmak istiyorsan bozarız. Yok, bozdurmak gibi değil de bunu verip böyle yerine yüzük alabiliyor muyuz? Tektaş gibi bir şey. La havle ve la takası mı olur bu işin? Sen de bakayım nereden çaldın bunu? Yok abi, çalma falan yok. Annem verdi. Ya annem vermiştir de sen söyle bakayım. Abi annem verdi. Ya bana. Annem vermişti de sen i̇şte hadi. Annem verdi bunu bana, getirdi. Annem dedi ki bunu ya var. Annem vermiştir tabii canım. Sen haydi abi. Sen beni tanımadın galiba. Yenisin herhalde buralarda. Ben bu mahallenin çocuğuyum. Doğma büyüme Suriçliyim ben. Belki ne olur Rıza diye sor, anlatsınlar. Evladım bak, yanlış anlama ama ben nelerini gördüm. Kimler geldi ya? Anasının babasının altın dişini söküp getiren var ya. Ama sen diyorsun ki ben illa bir yüzük istiyorum. Hayırlı bir işte kullanacağım. Al bakalım hadi. Bu da bizden olsun. Al. Sevaptır. Yalnız bundan böyle büyük bir sevap bekleme. Bu bayağı minik küçük bir şeymiş abi. Bak sen bunu al. Şöyle yapalım. Sen bana şunu ver. Oğlum o olur mu ya? Tamam hadi şöyle şunu. Olmaz o, olmaz. Tamam bunu. Ya, o hiç olmaz. Ha, hadi bu güzel. Bu güzel, şunu ver. Ya, bu çok güzel. Olmaz. Bu çok güzel. Ha, dükkanın üstüne yapayım istiyorsan ya. Ya çeyrek altın verdin ha, çeyrek çeyrek. Allah'ın adamı çeyrek verdin ha. Tamam abi, bu kuyum olayı seni biraz geriyor galiba. Hayır, altınların içinde çok mu sıkılıyorsun, ne yapıyorsun? Tamam alacağım onu. Ver onu bana. Al. O zaman bir pakete koy. Ver bakayım. Abicim pakete koy dedim, gittin bana karton kutuyu verdin. Yeğenimin sünnet düğününe gider gibi, ne yapayım ben bunu? Bir de pamuk koymuşsun içine, ne yapayım pamuğu, ne yapayım? Yüzük güzel ya. Yüzük güzel de taşı biraz küçük gibi. Şu taşı büyük olsaydı. Ulan masaldan gelen kız nereden bulacak taşı? Hayattasın. Bak bana. Öyle olmuyor işte o. Ben hangi yolu denediysem olmadı. Hep çıkmaz sokaklara götürdü ayaklarım beni. O zaman sen de ayaklarına bakmayı bırak da yürüdüğün yola bak biraz. Hayatı ezbere yaşamayı bırak Rıza. Risk al oğlum biraz. Söylemesi kolay tabii. Ne vardı bu kadar erkenden gidecek? Ne gitmesi? Öldüm lan ben. Hıyara bak, bir de beni suçluyor. Yok baba, estağfurullah. Ben o manada söylemedim. Sus lan it. Bilmiyor muyum ben seni? Çocukken de böyleydi. Oğlum hayatı böyle yaşamaya devam edeceksin. Öl daha iyi. Atla lan oradan aşağı. Atla lan. Baba ayıp oluyor ama insan evladıyla da bu şekilde konuşmaz yani. Ha, evlat da öyle hayırlı evlat ki babasının mezarına uğramıyor. Aa, nereye gelmiyor? Ayıp baba. Geçen bayram geldim. Anca bayramdan bayrama yani. Oğlum gel o mezarın üstündeki bir otları yol. Ne bileyim bir tas su dök. Hadi gelmiyorsun, geceleri ruhuma bir Fatiha oku be. Ardımızdan dua eden birisi olsun diye evlat yaptık. Onun da aklı fikri karıda kızda. Babacığım yalnız karı kız demezsek, seviyorum çünkü. Seviyorsan ne işin var lan su tepelerinde? Sen orada öyle oyalanırken kız hangi şaklabanlıklara gülmek zorunda hissediyor kendini? Haber var mı? Elin herifleri gelecekler. Hem manitayı hem mahalleyi elinden alacaklar. Bir şeyler yapman lazım Rıza. Hayat çok kısa oğlum. Hayat çok kısa. Baba. Rıza. Ne haber lan? Rafi abi. Şş, oğlum çok çay borcum birikti, onu bir hatırlatayım dedim ya. Yani sıkışık durumda olmasam ben de istemem biliyorsun ama müşkül durumdayız işte, anlayın. Sonunda sattıracaksınız o kahveyi bana zaten. Müşterisi de hazır. Oğlum çay içiyorsunuz, niye parasını vermiyorsunuz ya? Sen hiç merak etme Nafi abi. Sattırmayacağım sana o dükkanı.
Kimse benim elimden bu mahalleyi de sevdiğim kızı da alamayacak. Bak gör.